Uyudun mu? Lan sevgilin miyim? Uyudun mu ne? Ne düşünüyorsun? Oğlumu. Sen en son Sadri Hoca'yı ne zaman gördün lan? Bayramda. Oğlumu götürdüm. Ama tabii sende öyle şeyler yok değil mi? Masum olduğum ortaya çıkmadan Sadri Hoca'ya bir şey olursa eğer var ya. Sen ne ara bu kadar Sadri Hoca'cı oldun ki? Seni sevmezdi ki okulda. Sen her şeyi yanlış hatırlıyorsun bence. Sadri Hoca'nın en sevdiği öğrencisi bendim lan. Yani doğru. Akşamları ceza nöbeti tutan ikizin de çünkü değil mi? Ben yanlış hatırlıyorum. Ceza nöbeti değildi o. Aşk nöbetiydi, aşk. Ne demek istiyorsun sen ya? Ne demek istiyorsun? Kimi kastediyorsun? Ben senin ne demek istediğini anlıyorum. Aptal mı var karşında? Oo, sen aşamamışsın lan bazı şeyleri. Neyi aşamamışım? Bu kadar mı aşıktın lan sen benim sevgilime? Ne zaman senin sevgilin oldu ha? Hep. Tabii rüyanda. Nöbetteydim ya ben uyumaya fırsatım olmuyordu işte. Gerçi seni de seviyordu arkadaşı olarak. Oğlum sen hayatında senin ne elini tuttun ne de öptün. Hadi. İyi yiyorsa kaçalım bulalım Ahsen'i kendin sor. Bak ben bütün teşkilatı ayağa kaldırdım o kızı bulmak için. Onu bulamadık. Sen bulacaksın. Gülüyorsun. Barca şanslı karısı öldü. Bakalım senin sevdiklerini dışarıda kim koruyacak? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak yaptığın iyilikler görevin olur sonra. O ne demek? İki gündür aynı saatte kahveyi getiriyorsun. Bir gün getirmesen bak gördün mü getirmedi diyeceğim. Hayır ben sana her gün kahve getireceğim. Merak etme. Kesin. Haber var mı Kaan'ın babasından? Yok. Yarın göreceğim. Biz Mustafa ile ilk tanıştığımızda süper kahraman gibi gelirdi o bana. Böyle belinde silah, sürekli olaylar filan. Birden onun hayatını yaşamaya başladım ben de. Ya ben ne yaparsam yapayım, onunkilerin yanında önemsizdi. Avukat oldum, anne oldum. Ama hep o önemliydi. Sonra bir gün dedim ki benim de bir hayatım var ya. Kimsenin umurunda olmasa bile benim umurumda. İşte ayrılık süreci de böyle başladı biraz. Şimdi yine bir şey oldu ve o önemli değil mi? Öyle. Gene en büyüğünü o yaşıyor, biz de onun hayatını yaşıyoruz işte. Yani aslında öyle değil. Evet, yaşanan şey çok büyük. Ama sen sanki mesafeni koruyabilirsin gibi geliyor bana. Yapamıyorum ki. Neden? Alışmış. Yani onun başına bir şey geldi mi benim de orada olmam lazım gibi. Senin bu kahveler gibi işte. Yaptığım fedakarlıklar görevim olmuş. Ama sen Kaan için yapıyorsun tabii. Onun için yapsam zaten konuşacak bir şey olmazdı. Ben benim için olanından bahsediyorum. Seviyor musun onu hala? Ay siz bu adamlar niye bu kadar birbirinize benziyorsunuz ya? Anlamadım.
Neyse, kahve için teşekkür ederim. Ben bir Kaan'a bakayım. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.